Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, İzmir'in mümbit ovaları konuksever insanlarıyla anılan güzel ilçesi Menemen'de gerçekleştirdiğimiz Halk Arenası canlı yayınının ikinci bölümüyle huzurlarınızdayız. Evet, bu programı Menemen'de gerçekleştirme imkanını sağlayan belediye başkanı, ki 4 dönemdir üst üste başkan seçiliyor, Sayın Tahir Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca gün boyu, hatta günler öncesinden başladı, ben Menemen'den bazı mesajlar aldım. Yakınma ifade eden mesajlar ki son derece haklılar. Sevgili Menemenliler, mümbit ovaları üzerinde bazı olumsuz gelişmeler olduğunu, özellikle Gediz Ovası'nın en verimli, en bereketli bölgesini oluşturan Emir Alem Değirmendere mevkiinde Bağcılar'da taş ocağı kırma, eleme ve hazır beton yapma imkanının sağlanmasını çevreci yaklaşımla büyük üzüntüyle karşıladıklarını ve buna şiddetle tepki gösterdiklerini ifade ediyorlar. İzmir Valiliği'nin verdiği bu izni geri alması gerektiğini ve ovalara maden ocağının açılmasını istemiyorlar. Taş kırma, hazır beton yapma gibi faaliyetler nedeniyle o mümbit, bereketli toprakların işgal edilmesini ve zarar verilmesini istemiyorlar. Şiddetle karşı çıkıyorlar. Bakınız, karşıda da pankartlar var. Karagöl'e dokunma, muhtar halkı el ele, ormanımızı ellemeyin, ovalarımıza zarar vermeyin, bereketli topraklarımızı mahvetmeyin diyorlar ki çok haklılar. Biz de bu tepkiyi destekliyoruz. Çevreci bir yaklaşımla biz de Menemenlilerin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Reklam arasında çok güzel mesajlar aldık. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Sayın Aykut Erdoğdu keyifle izlediğini ifade etmiş. Bu arada en ilginç mesajlardan biri şuydu. Bu akşam bir değerli seyircimizin kardeşine kız istenecekmiş. Demiş ki, bu akşam Halk Arenası var, çok değerli konuklar var. Yani yarın akşam da isteyebiliriz biz kızı. Ama bu akşam Halk Arenası'nı mutlaka seyretmeliyiz demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bir değerli okurumuz, seyircimiz de Sayın Kadri Yılmaz, bizim değerli takipçilerimizden. Diyor ki, yani bu akşam kendisi Fenerbahçeli, çok koyu bir Fenerbahçeli. Vallahi Fenerbahçe maçı bile olsa biz Halk Arenası'nı seyretmekten vazgeçmeyiz diyor. Şimdi Sayın Muharrem İnce'ye ben gündemdeki önemli konulardan birini yöneltmek istiyorum. İl ve ilçe müftülerine resmi nikah yetkisi veren değişiklik mecliste kabul edildi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi getirdi, Adalet ve Kalkınma Partisi kabul etti. Buna kadın örgütleri, Cumhuriyet'in Çağdaş Kadınları, Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkıyor, tepki gösteriyor. Bu düzenleme ayrıca çocuk yaşta evlilikleri ve toplumda kutuplaşmayı arttırır mı? Ne düşünüyorsunuz? Sonundan başlayayım. Sayın Cumhurbaşkanı aynen şu ifadeyi kullandı. Kardeşim dedi, Anadolu'daki genç kızımız Hoca Efendi'yi dinler, memuru dinlemez dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kendinle karıştırıyorsun. Hoca Efendi'yi 15 sene sen dinledin.
bakın anlatalım. Benim dedem babaannemle dini nikah da kıymış, imam nikahı da kıymış, resmi nikah da kıymış. Benim babam resmi nikah da kıymış, imam nikahı da kıymış. Ben resmi nikah da kıymışım, imam nikahı da kıymışım. Oğlum resmi nikah da kıymış, imam nikahı da kıymış. Türkiye'de %90-95 hem giderler belediye başkanı, muhtar, konsolos, büyükelçi neyse resmi nikahını kıyar, hem de imam nikahını kıyar. Öyle değil midir? Burada mesela bir anket yapayım. Kaç kişi imam nikahı kıydırdı? Resmi nikahla birlikte. İşte bakın görüyorsunuz. Toplum bu. Yani ortada bir sorun yok. Yani Menemen Belediyesi'nde nikah için millet kuyrukta ama zaman yok buna. Memur yok. Çözemiyorlar. Böyle bir şey var mı? Yok. Peki Menemen'de bu sorun yok da Alanya'da mı var? Orada da yok. Yalova'da mı var? Orada da yok. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Yani ortada bir ihtiyaç yok. Bakın niye yaptıklarını anlatacağım. Niye yaptıklarını anlatacağım. Bakın bir, ihtiyaç yok. İki, dini bir zorunluluk yok. Yok böyle bir zorunluluk. Bir şey, size bir şey söyleyeyim mi? Cumhuriyetçi kadınlar sokaklarda eylem yapıyor. Onlar korkmasın. Ama AKP'ye oy veren kadınlar korksun. Bak niye korkmaları gerektiğini anlatacağım. Nedenini anlatacağım. Saçma sapan bir tartışmadır gidiyor kamuoyunda. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Doğrusunu anlatalım bakın. Doğrusunu anlatalım. Küçük yaşta evlilikler falan. Hayır yok, oradan tartıştırırsan seni vururlar. Niye vururlar biliyor musun? Müftüye de diyecekler ki nüfus kaydını alacaksın, sağlık raporunu alacaksın. Bunları geçin. Bu değil o. Amaç şu. Amaç çoklu hukuk sistemine geçmek. Çoklu hukuk sistemi. Sen gideceksin belediyede kıyacaksın. Öbürü müftülükte kıyacak. Diyecek ki sen ne karışıyorsun? Peki boşanma yetkisi kimde? Mahkemelerde. Müftülükte kıyana 5 sene sonra diyecek ki ya mahkemeye falan gerek yok, sen bunu kabul etmiş oluyorsun. Boş ol, boş ol, boş ol deyince boşanırsın. Size bir şey olmaz. Bakın, belediyede nikah kıyana bir şey olmaz, merak etmeyin, sizin haklarınız baki. AKP'ye oy veren kadınlara sesleniyorum. Müftülükte kıymayı düşünenlere sesleniyorum. Sizin geleceğiniz tehlikede. Siz tehlikedesiniz. Bak bir şey daha söyleyeyim. Eğitimin canına okudular. Canına okudular. Ya biz sizin Milli Eğitim Bakanlığınıza güvenmiyoruz zaten. Biz kendi çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Sizin çocuklarınız tehlikede. Sizinkileri tehlikede. Bakın, çoklu hukuk sistemi ne olacak biliyor musun? Belediyede kıyanlar, müftülükte kıyanlar, iş adamı oldular, ihaleye girecekler. Soru şu, nikahı belediyede mi kıydın, müftülükte mi kıydın? Gene para, akıllarında para var, merak etmeyin. Bakın yine bir başka konu. Ya kardeşim sen müftülükte nikah kıyacaksın da Alevi de dede kıysın ister. Onun hakkı yok mu? Bunun sonu gelir mi? Bunun sonu gelmez. Bizim Hristiyan vatandaşlarımız var. Peki bu Hristiyan vatandaşlarımız kilisede tören yapıyor mu? Yapıyor. Ama belediyede de nikahını kıyıyor. Alevi vatandaşımız gitsin cemevinde tören yapıyorsa yapsın. Ama gelecek belediyede nikahını kıyacak. Sünni vatandaşımız imam nikahını yapsın. Yapsın. Ama belediyede nikahını kıyacak. Ya bunun sonu gelir mi? Biri camiye çekerse, biri cemevine çekerse, biri kiliseye çekerse böyle bir kardeşlik, böyle bir toplum, böyle bir millet olur mu? Nikahın amacı nedir? Nikahın bir tane amacı vardır, bir tane. Kadını ve çocuğu korumaktır. Kadını ve çocuğu korumaktır. Sigortadır bu. Ey AKP'ye oy veren kadınlar,
sizin elinizdeki gidiyor. Siz korkun. Siz engelleyin bunu. Siz engelleyin bunu. Bakın, hukuk devletinde kamu düzeni dini referanslarla olamaz. Hukuk devletinde kamu düzeni dini referanslarla düzenlenemez. Bu doğru değil. Ama bunu doğru anlatmamız lazım. Yani bu ülkede imam nikahı yasak oldu mu hiç arkadaşlar? Var mı bunun yasak olduğunu diyor? Yok böyle bir şey. Canın ne zaman isterse git, ister nikahtan önce sonra git, otur, yap duanı şeyini, öyle istiyorsan yapabilirsin zaten. Zaten yapıyorsun. Bir sıkıntı yok. Amaç toplumu bölmek. Marketlerimizi ayırdılar. Gıdaları ayırdılar ya. Helal gıda, haram. Sanki helali haramı onlardan öğreneceğiz. Yani onların mantığını biliyoruz biz. Haram helal ver Allah'ım, garip kulun yer Allah'ım. Onların kafası bu. Bakın Türkiye'de her şeyi ayrıştırdılar. Her şeyi ayrıştırdılar. Okullar ayrıştı. Marketler ayrıştı. Gıdalar ayrıştı. Ölülerimizi ayrıştırdılar. Ölülerimizi. Reyhanlı'da 52 Sünni vatandaşımız dedi. Ya şehitlerimizi, gazilerimizi ayrıştırdılar. Kıbrıs gazisi başka maaş alıyor. 15 Temmuz gazisi başka maaş alıyor. Böyle bir şey olur mu? Türkiye'de en büyük bölücü bunlardır. Bu toplumu bölüyorlar. Bunun dinle, imanla alakası yok. Yok bunun dinle, imanla alakası. Yani biz Müslümanlığı 2002'den sonra AKP ile birlikte öğrenmedik. Bunlardan mı öğreneceğiz yani biz? Bakın bunu doğru anlatın. AKP'ye oy veren kadınlara şunu anlatın. Deyin ki bak ben kızımı belediye nikahıyla evlendireceğim. Ne kadar mahalle baskısı olursa olsun ben belediye nikahıyla evlendireceğim. Ama sen AKP'lisin. Sen yarın müftülükte kıyılan nikahla evlendireceksin kızını. Sonra 5 sene sonra bir yasal düzenleme yapacaklar. Adım gibi eminim bundan. Üniversitede başörtüsü tartışması diyorlardı değil mi? Sadece üniversitede sınırlı diyorlardı değil mi? Ne oldu? 4 yaşında çocuğun kafası kapalı şimdi. 4 yaşında. Bakın 5 sene sonra bu kanundan 5 sene sonra başımıza geleceği söylüyorum. Size bir şey gelmeyecek başınıza, merak etmeyin. AKP'ye oy verenlere o kadınların başına ne geleceğini söylüyorum. Diyecekler ki bir yasal düzenleme. Kardeşim size ne? Siz zaten belediyede nikahınızı kıymışsınız. Boşanmanızı da mahkemede yaparsınız. Sizi ilgilendirmez. Biz kendi tarafımızda böyle yapmak istiyoruz. Oraya yazacaklar bir kanun. Müftülük nikahıyla evlenenler mahkeme yoluyla değil, şer'i usullere göre boşanırlar. Boş ol, boş ol, boş ol dedi mi boşanır. İşte o zaman anlarsın dünyanın kaç bucak olduğunu. Dünyanın kaç bucak olduğunu o zaman anlarsın. Bunu doğru anlatmamız lazım. Yani bazen bakıyorum televizyonlarda saçma sapan anlatıyor cumhuriyetçi arkadaşlar. Bunu doğru anlatmamız lazım. Tehlike burada. Ha, önce onlara gelecek bu çoklu hukuk. Sonra diyecekler ki toplumun tümüne. Sonra da, ama önce onlara gelecek. Böyle bir ihtiyaç yok. Böyle bir dini zorunluluk yok. Toplumda böyle bir beklenti yok. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Ha, biz aileyi düşünüyoruz falan. Ya kardeşim bırak aileyi düşünüyorsan, bak ben sana öneri de getireyim bir tane. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yok mu? Var mı burada böyle bir bakanlık? Var. Bunun ilçe il teşkilatları var mı? Var. E ver bunlara nikah kıymet defterleri de onlar tutsun. Ver bak. Samimi değiller çünkü. Tek bir dertleri var. Buradan din üzerinden oy devşirmek. Türkiye'de biliyorsunuz bir dindarlar var. Onlar başımızın üstündedir. Bir dinden geçinenler var.
Bir de bakın dindarlar var. Dindar geçinenler var. Bir de dinden geçinenler var. Bunlar dinden geçinenler işte. Evet. Bu milleti bölmektir. Milleti ayrıştırmaktır. Her anlamda yaptıklarını, ya Türkiye'de artık Türk daha Türk, Kürt daha Kürt. Alevi daha Alevi, Sünni daha Sünni. Herkes kimlikleriyle konuşmaya başladı. O kadar ön planda ki artık bu tartışmalar. Ya bunları geçelim. Toplumun bakın kadınlarımızın geleceği bu. Kız çocuklarımızın geleceğini yok ediyoruz. Bunu tartışalım. Ekonomi battı. Ya bir kavga ediyorsun, vize kavgası diyorsun. Sabahleyin dolara baktığında anlıyorsun ki hepimiz fakirleştik. Yani ekonominin diyor, olağanüstü halin diyor, ekonomiye diyor, ne zararı var diyor. Teröristlerden başka diyor, kime zararı var diyor. 80 milyona zararı var. 2 liraydı dolar. Şimdi 3-6'yı geçti. Hepimiz fakirleştik. Öğretmenlere zararı var, mülakat getirdin. Hatta şunu hatırlıyorum, yanılmıyorsam 2010 veya 2011 yılıydı. Sayın Cumhurbaşkanı o sırada başbakan, gazetelerin ve televizyonların genel yayın yönetmenlerinin bulunduğu bir Dolmabahçe'deki toplantıda, konuşmasında gönlünden geçen rakamın 1 Türk lirası eşittir 1 dolar olduğunu ifade etmişti. Evet. Hiç unutmuyorum, ben de oradaydım çünkü. Şimdi bakın, Türkiye'de ne yazık ki bütçede diyor 66 milyar diyor açığımız var diyor Maliye Bakanı. Yani 66 katrilyon. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu 66 katrilyonun %10'u bütçe açığımızın sadece %10'u ne biliyor musunuz? Verilen garantiler. Hani köprüden şuradan buradan 40 bin araç geçecek sana garanti ediyorum deyip 20 bin geçince geçmeden ödediğimiz paralar. Sadece %10'u budur. Türkiye'de 21 milyon araç var. Motorlu taşıt. 21 milyon. Türkiye'deki Ferrari sayısı 18. Adam örnekleri Ferrari üzerinden veriyor. Yersen tamam. 18 tane Ferrari var. O satış yapılmış geçen sene. 18 Ferrari. 21 milyon araç var. Örneklerini buradan veriyor. Türkiye'de geçen yılda bütçe yaklaşınca dediği laf şu. Bu yıl tasarruf yılı olacak. Bu sene ne diyor? Şaşa debdebe bitti diyor. Kamuoyuna diyor taşıt almayacağız diyor. Ya yalan söylüyorsun sen. Taşıt almıyorsun zaten. Kiralıyorsun kamuda. Zaten almıyorsun. Orman Bakanlığı'nın kiraladığı Mercedes 3 yıllık kirası arabanın değerinden fazlaydı. Şu anda Çukurambar civarında ne kadar yandaşların binaları varsa hepsi yüksek kiralarla kamuya kiralandı. Her taraf. Debdebe, şaşa, gösteriş. Bunu görmüyor muyuz biz? Yani örtülü ödeneği 2 kişi birden kullanıyor. Memleketimin geldiği hale bakın. Rusya'dan, Ukrayna'dan buğday alıyoruz biz. Yunanistan'dan pamuk alıyoruz. İngiltere'den arpa, Gürcistan'dan saman, Arjantin'den soya, Brezilya'dan mısır. Sırbistan'dan lop et. Bir şey söyleyeyim mi size? Sadece Sırbistan'dan 5000 ton eti alsaydı CHP, sadece bunun için her cuma namazı çıkışında CHP önüne siyah çelenk bırakılırdı. Bunu biz yapsaydık. Öyle değil miydi? Mesela kuru fasulye dediğim zaman aklıma Türk gelir ya. Türk. Türk yemi. Kuru fasulye. Kuru fasulyemiz Çin'den arkadaşlar. Mesela sığırlarımız Şili'den geliyor artık. 2003-2015 arasında tarıma verdikleri para 79 milyar destek. Kanun çıkardılar, dediler ki gayri safi milli hasılanın %1'ini tarıma vereceğiz. Hiçbir zaman yarımı geçmediler. Sadece mazottan aldıkları vergi
verdikleri teşviğe eşit. Türkiye'de böyle. Ne yazık ki. Yani 4 milyar litre mazot tüketiliyormuş tarımda Türkiye'de. 4 milyar litre. Litre başına 2,5 lira vergi. Yani 10 milyar lira sadece mazottan bunu geri alıyorlar. Mesela 1980 yılında canlı hayvan sayımız, manda, sığır, bunlar 85 milyon. Nüfus 46 milyon, canlı hayvan sayımız 85 milyon. Şu anda nüfus 80 milyon, canlı hayvan sayımız 53 milyon. 1960'ta 28 milyon hektar meramız var. 2017'de 14,6 milyon hektar. Tesadüfen Sayın İnce bahsettiği için değineyim. Yarın ben de bu konuyu yazdım. Bizim meralarımızı ıslah etmek varken, efendim Gediz Ovası'nın o mümbit topraklarını korumak, daha da teşvik edici önlemler, üretimi teşvik edici önlemler, destekler almak varken, siz oraları kirletir, tarım yapılamaz hale getirir, o bereketli toprakları ona buna taş ocağı vesaire için peşkeş çekerseniz, o zaman meralara hatta cezaevleri inşa ederseniz, bütün dünyada gelişmiş ülkelerde cezaevleri azalırken, hatta bazı ülkelerde tamamen kapatılma yolunda gelişmeler varken, siz gidersiniz Bosna'da 200 bin Müslümana soykırım yapan Sırp kasaplarını ihya edersiniz. Yine bakın Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri ile bir vize krizi çıktı değil mi? Erdoğan çıktı aynen şöyle dedi. Korumaların silahları Amerikan malı. Tabancalar. 1500 dedi tabancayı dedi. Almıyoruz dedi değil mi? Almayacağız dedi. Geç sen tabancayı. Korumaların arabaları da Amerikan malı. Şu arabaları bir değiştir de göreyim hadi. Bırak tabancaları. Şu arabaları bir değiştir. Bu aziz millete şunu anlatacağız. Anlatacağız, korkmayacağız. Bak kardeşim, sen 12 kilo et diyorsun. Kişi başına. Alman 75 kilo yiyor. Almanya'da etin kilosu 4 euro. Sen de kaç para, buna bir bak. Bak güzel kardeşim, senin en stratejik ürünün fındık, biliyor musun? Fındık. Şu anda fındıkta o belirleyici olmayı kaybediyoruz. İspanya'nın eline geçiyor, İtalya'nın eline geçiyor. Niye fındık önemli? Çikolata sanayi için önemli. Elimizden çıkıyor fındık. Bak hayvancılığımız bitti. Çöktü gitti. Mısırını, yani 12 milyar lira para vermişiz aldığımız buğdaylara AKP döneminde. 12 katrilyon. Bunların bakın yine son 15 toparlayın, yılda toparlayın Sayın Hocama söz vereceğim. Toparlıyorum. Son 15 yılda 2 milyon kişi tarım dışı alana çıkmış. Daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? AKP döneminde 2 Trakya büyüklüğündeki alan artık ekilmiyor. Emeklinin canını okudular. Tarımın canını okudular. Dış politika herhalde konuşacağız. Konuşacağız sonra. 3. bölümde. Yani eğitimin canını okudular. Varsa yoksa insanların dini duygularını kullanıp oy devşirme peşindeler. Müftülere nikah verme yetkisi de tamamen budur. Evet. Sevgili seyircilerimiz ve değerli menemenler, bu arada Twitter'da halk arenası süratle yükseliyor. Şu anda ilk 20 konu arasında, konu en çok konuşulan ilk 20 konu arasında halk arenası 3. durumda. Bu gidişle en tepeye, daha da yukarılara tırmanacağız. Bu nedenle ben değerli trollere de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu tablo onların da programa çok büyük bir ilgi gösterdiklerini kanıtlıyor. O nedenle
mesailerinden dolayı teşekkür ediyorum. Zaten paralarını alıyorlar değil mi Muharrem Bey? Tabii. 6.000 fazla mesai parasını da alırlar nasılsa. Ben biraz önce anons ettim. İsmail Küçükkaya, Fox Televizyonu Haber Merkezi, sevgili Gökmen. Bu arada benim değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in olay yaratacak son kitabı ve Enis Berberoğlu'nun son kitabı ile ilgili konuşmamı 3. bölüme saklıyorum. O nedenle sözü şimdi size veriyorum Sayın Özdağ Hocam. Bu konularda siz ne diyeceksiniz? Şimdi ben bıraktığım yerden devam edeyim de sizin yeni siz partiyle yeni partiyle ilgili buyurun sorunuza da cevaplandırayım. Bakın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olduktan sonra bir açıklama yapıyor. Diyor ki partim dahil hiç kimse bana göreve alınacak kişilerle ilgili baskı yapamaz. Partimle bazı konuları istişare yaparım o kadar. Hiçbir zaman yetkilerime karışamaz. Karışırsa rest çeker. Kim karışamaz yani? Partim diyor. Partim hiçbir zaman yetkilerime karışamaz. Karışırsa rest çekerim. Sonra yine televizyonda bir canlı yayına katılıyor. Canlı yayın bende var. Filmi. Beni halkım götürdü. Getirdi halkım götürür diyor. Belediye başkanı olarak. Ama aynı Recep Tayyip Erdoğan şimdi seçimlerle gelen, halk oyuyla gelen belediye başkanlarını götürüyor. Tabii bu götürme süreci halk oyuna yönelik bir tehdit ve halkın iradesini çiğnemek olduğu için her türlü halk iradesini çiğnemenin de önünü açıyor. Bunu niye yapıyor Recep Tayyip Erdoğan? Erdoğan'ın bir stratejisi var. Biraz önce bahsettiniz. Metal yorgunluğu. Kendisi söyledi. AKP'de metal yorgunluğu var. Ve şimdi bu metal yorgunluğunu aşmak ve partisini yeni bir parti olarak ortaya çıkarabilmek için yüzleri değiştirmeye çalışıyor. Tabii yeni parti geliyor ya. AKP'nin de kendisini yeni parti gibi topluma sunmaya çalışması lazım. Bu bir kampanya stratejisi. Öyle mi diyorsunuz? Tabii, hiç şüpheniz olmaz. Ön alma. Ön alma. Yeni parti toplumda büyük bir teveccüh görüyor. Bu anketlere yansıyor. Burada da eskimiş yüzler var. Bunları değiştirirsem ortaya yeni bir parti imajıyla, dinçleşmiş bir parti imajıyla çıkarım diyor. Ama sorun belediye başkanları değil, sorun kendisi. Kendisi değişmeden partinin yenilenmesi ihtimali yok. İşte peki hocam, ne yaparsa ayrıca, yapsın hocam, bu... Ayrıca... Siyasette yol arkadaşlarını bir şekilde devre dışı bırakmak, azletmek, siyasi anlamda bir husumet, bir hatta üzülerek ifade ediyorum bunu, bir düşmanlık, hiç hoşlanmadığım bir kelime, onun için bir düşmanlık yaratmaz mı? Bu tehlikeli bir durum değil mi siyasette? Bir köşe yazarından öğreniyoruz Uğur Bey, eğer bu belediye başkanları hiç sorun çıkartmadan ayrılırlarsa görevlerinden, kendileri gelecek seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aday gösterilip milletvekili olacaklarmış. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kırık kalpler yuvasına dönüşüyor. Eski milletvekilleri, eski bakanlar, hadi sizden belediye başkanlığını aldık, sizi milletvekili yapalım. Bu da milletvekilliğine bakışın nasıl bir zemine oturduğunu gösteriyor. Ama daha doğrusu meclise bakışın. Tabii meclise. Meclise bakışın. Buradan yeni partiye gelelim. Yeni parti ayın 25'inde kurucu heyetini Türk toplumunun karşısına çıkaracak. Bu heyet
kapsamlı bir heyet, büyük bir heyet, Türkiye'yi kucaklayacak bir heyet. Yani Hakkari'den Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya kadar uzanan bütün coğrafyada temsilcilerinin olduğu bir heyet. Hocam sürpriz isimler olacak mı? Örneğin Kardak kahramanlarından Ali Türkşen, albay var. O albay açıklandı. Hakikaten büyük bir kahramandır. Başka sürpriz isimler de olacak. Bütün Türkiye'nin tanıdığı isimler olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, bütün siyasi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, evet, bütün Milliyetçi siyasi Hareket Partisi'nden, bütün siyasi partilerden veya hiçbir siyasi partiye şimdiye kadar üye olmamış, siyaset yapmamış, kendi konusunda uzmanlığını ispatlamış isimler olacak. Özetle Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ağır sorunları aşma iddiasını taşıyan bir kadroyla 25'inde Türk toplumunun önüne çıkacağız. O halde ismi ne olacak hocam? Şimdi ben ismini açıklamıyorum. O Sayın Akşener'in gerçekleştireceği. Ama belli değil mi isim? Tabii ismi belli. Artık belli. Sembolü de belli. İsmi de sembolü de toplum karşı tarafından hoş karşılanacak. Olumlu. Sadece sembolü söyleyeyim bari hocam. Karşılanacak. Hayır tabii o Sayın Akşener'in genel başkan olarak hakkıdır, yapması gereken şeydir. Onun için paylaşmayacağım. Bir türlü alamıyoruz. Evet. İsmi bir türlü alamıyoruz. Program ve tüzük de ayın 25'iyle 25'inde. Son dakikada bir engel çıkartılabilir mi hocam? Engelleri aşağı aşağı geliyoruz, sorun yok. Bize çok şey söylediler, söylemeye devam ediyorlar. Şu engeli çıkartırlar, bu engeli çıkartırlar diye. Şu ana kadar hiçbir şeyden korkmadık. Bundan sonra da hiçbir şeyden korkmayacağız. Bağımsız yargının olmamasından korkmuyoruz. Biz bağımsız yargıyı kurmak için geliyoruz. Hukuk devletinin olmamasından korkmuyoruz. Biz hukuk devletini kurmak için geliyoruz. Kuvvetler ayrılığının olmamasından korkmuyoruz. Biz kuvvetler ayrılığını tekrar oluşturmak için geliyoruz. Ve bize soruyorlar, diyorlar ki siz iktidara gelirseniz bugünkü iktidarı yargılayacak mısınız? Diyoruz ki hayır, biz iktidara gelirsek bugünkü iktidarı yargılamak gibi bir niyetimiz yok. Çünkü biz bağımsız yargıya inanıyoruz. Bağımsız yargı ne yaparsa yapar, bizi hiç ilgilendirmez. Biz yürütmeyi oluşturacağız ve mecliste de milletvekilleri partinin milletvekili olarak yargı erkinin temsilcisi olacaklar. Olması gereken Türkiye bu. Çünkü Türkiye 14 seneden beri sürekli ayrıştırıldı. Düşmanlaştırıldı. Sayın İnce'nin ben biraz önce yapmış olduğu değerlendirmeyi dinledim. Birçoğuna da katıldığımı ifade edeyim. Bu ayrıştırmanın o kadar çok boyutu var ki. Laik antilaik diye ayrıştırdılar bu toplumu. Ve geldi bir noktada en son 16 Nisan öncesinde parlamenter demokrasiyi destekleyenler darbeci, parlamenter demokrasiyi destekleyenler terörist, başkanlığı destekleyenler demokrat olarak sunulmaya başlandı. Oysa evet oyu verenler hayır oyu verenlerin terörist ve darbeci olduğuna inanmadılar. Buna rağmen Cumhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı böyle suçladı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada değerli menemenler, insanların, Türkiye'de yaşayan insanların %50'den fazlası bu iktidar tarafından kendisini Türkiye'de istenmeyen kişi olarak görüyor. Bu korkunç bir şey. Bakın Türkiye'nin değişik yerlerinden siz yaşıyorsunuz bunu. İzmir'e büyük bir göç var. İç Anadolu'dan, Akdeniz'den, Güneydoğu Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan. Bakın bu göçün nedeni ekonomik bir göç de değil bu. Değişik üst gelir gruplarından, üst orta gelir gruplarından insanlar Edremit'ten başlıyor, Muğla'ya kadar inen eksende ama ağırlıklı olarak İzmir ve çevresine göç ediyorlar. Bu işte
Türkiye'yi ayrıştıran AKP zihniyetinin ürettiği bir sonuç. Bu bir felaket. Bir insan kendisini ülkesinde bir bölgede rahat hissetmiyor, orada yaşayamayacağını düşünüyorsa ve oradan ayrılmak zorunda kendisini hissediyorsa, o zaman o ayrıldığı bölgeyi vatan olarak görmüyor demektir. Bu böyle bir tehdidi beraberinde getiriyor. Çok acı. Ama Erdoğan bunu bilinçli olarak senelerden beri yapıyor. Şimdi yetmedi, bunun üzerine 3,5 milyon Suriyeli getirdiler bu ülkeye. 3,5 milyon. 30 milyar dolar para harcandı. Daha ne kadar harcanacağı belli değil. Ve Tarım Bakanı diyor ki, onlar geri dönmek isteseler de biz onları bırakmayacağız. Türkiye'de onlara arazi vereceğiz, sulu tarım yaptırıp Türk tarımını ayağa kaldıracağız. Böyle büyük bir yalan söylenmemiştir Türk milletine. Siz Türk tarımını rezil ettiniz. Hayvancılığı rezil ettiniz. Ve şimdi Türkiye'de yeni bir ayrışma odağı yaratıyorsunuz. 3,5 milyon Suriyeli'yi buraya getirerek. Ha getirdiniz. Bu insanlara gerçekten mesela bir Batı ülkesinde sağlanan mültecilere sağlanan imkanları sağlayabiliyor musunuz? Hayır. Sınırı açsanız bıraksanız birçoğu gidecek. Zaten 900 bin tanesi Türkiye üzerinden gitti biliyorsunuz. Ama bütün Avrupa Birliği ülkeleri 900 bin tane Suriyeli aldı. Avrupa'da siyaset karman çorman oldu. Bütün Avrupa Birliği'nde değerli menemenler, bir tek Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli var. Bu bir ayrışma nedeni olarak Türkiye'nin geleceğine yerleştirilmiş bir demografik dinamit olarak varlığını ne yapıyor? Sürdürüyor. Milletleşmeyi engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir taraftan mezhepleşme, bir taraftan bölücülüğe tavizler, bu iktidarın yaptığı iş, eylemler. PKK ile mücadele ediyoruz. Ne PKK ile mücadele ediyorsunuz? Sen PKK'nın taleplerini teker teker yerine getirmişsin. Güneydoğu Anadolu'da şehirleri PKK'ya teslim etmişsin. Ondan sonra askerimizin, polisimizin, jandarmamızın kanını dökerek vatan toprağını geri almışız. Kıbrıs'ta verdiğimizden daha fazla şehidi Güneydoğu Anadolu'da sadece hendekleri alarak, hendekleri geri almak için verdik. Ha şimdi bakın, bütün bunların üzerine bir nifak noktası daha çıkartılacak ya. Efendim, biz müftülere de verelim. Kardeşim, dini nikah diye bir nikah var mı? Yok. Bakın tekrar, dini nikah diye bir nikah yok. Yapılan din adamının medeni hukuk eylemi. Medeni hukuk eylemi. Ne yapıyor? İki kişinin evliliğini kayda geçiriyor. Ve bütün İslam ülkelerinde, İslam tarihi boyunca bunu kim yapmış? Din adamları yapmışlar. Ama ne eylem olarak? Medeni eylem olarak. Daha sonra Cumhuriyet'in kurulmasından sonra bu medeni eylem, etkinlik görevi belediyelere verilmiş. Meselenin özünde hiçbir değişiklik yok. Ama bazı yurttaşlarımız diyorlar ki, ben medeni nikahımı kıydıktan sonra bir de bunu dini nikahla güçlendireyim. Yok böyle bir şey. Bu medeni bir eylem aslında. Medeni hukuk eylemi. Bu da çok doğal. Her isteyen bunu yapabilir. Yani gidip Tabii yapıyor. Bunun adamına, engel var mı? Din adamına. Tabii. Ondan. Öyle bir talepte bulunabilir. Çok doğal. Bu da çok doğal. Bu da çok doğal. Bunun önüne de hiç kimse bir engel çıkartmaz. Çıkartamaz zaten. Tabii. Çıkartamaz. Ama şimdi gündeme bunun getirilmesi
sadece ve sadece ihtiyaç değil, AKP'nin yeni bir tartışma ve kutuplaşma stratejisi uygulamak istemesinin sonucu. Şimdi bunu 2019 başkanlık seçimi sürecinin bir parçası yapmak için gündeme getiriyorlar. Bunun üzerinden bir medeni hukuk eylemini sanki bir dini meseleymiş gibi ortaya koyup yine din istismarı yapacaklar. Oysa değerli bakın. Ne yazık ki bu politikalar dinimizin bu şekilde istismar edilmesi Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar ortaya bir tepki çıkarttı. Birçok insan cuma namazlarına gitmez oldu. AKP'den dolayı. Bunu yaşıyoruz. Çünkü camiler de hocalar referandum öncesinde başladılar, sonrasında vaazlarını adeta hükümet propagandasına çevirdiler. Biz AKP iktidara geldiği zaman Müslüman olmadık. Elhamdülillah Müslümanız. 1000 seneden beri Müslümanız biz ya. Siz mi öğretiyorsunuz bize İslam'ı? Bir Müslüman camiye kul olarak gider. Profesör olarak, milletvekili olarak, başbakan, cumhurbaşkanı, general olarak gitmez. Camiye kul olarak gidilir. Allah'ın karşısında kul olarak dua edilir. Ama şimdi camiye giden herkes hoca ne zaman propagandaya başlayacak diye şüphe içinde vaaz dinlemeye başladı. Bu kabul edilebilir değil. Bu İslam'a yapılan en büyük kötülük. Bunu yapmaya hakkınız yok. Onun için bu istismara, bu ayrıştırma ve seçim stratejisi olarak uygulanmaya çalışılan bu yeni yaklaşım diyeyim, yeni seçim propagandası sürecinin nasıl bir tuzak olduğunun iyi farkında olmalıyız. Amaç sadece ve sadece 2019'da artık halka verecekleri bir şey kalmadı. Herhangi bir vaat de kalmadı. Bakın Erdoğan'ın en son yapmış olduğu konuşmalardan bir tanesinde Sayın Dündar şöyle diyor. Halka soracağız, iyi çalışmayan imamları görevden alacağız diyor. Ya bu inanılır gibi değil. İyi çalışmayan imam, iyi AKP propagandası yapmayan imam. Böyle bir anlayış olabilir mi? Buna müsaade edilebilir mi? Onun yerine artık üreten bir Türkiye'den konuşalım. Onun yerine akıllı zekadan bahsedelim, yapay zekadan bahsedelim. Akıllı robotlardan bahsedelim. Dünya 4. sanayi devrimini yaşıyor. TÜBİTAK'ta nohutun 25 dakikada pişirilmesi projesi geliştiriliyor. Bu inanılır gibi değil ama bu noktadayız. Fakat bilime bu şekilde bakarsanız, devlet yönetimine böyle bakarsanız, ülkeyi ayrıştırılacak, kamplaştırılacak, düşmanlaştırılacak bir alan olarak bakarsanız, sonuç Türkiye'nin varlığının, birliğinin, milli güvenliğinin tehdit altına girmesi demektir ki, ne yazık ki bugün bunu herkes hissediyor. Herkes hissediyor. Sayın İnce'ye birçok noktada katıldım.
ama bir noktada katılmıyorum. 5 sene sonra şunu yapacaklar dedi. 5 sene sonra AKP olmayacak. İktidar da olmayacak. Bekleyin 2 sene. Onun için ben ondan korkmuyorum. Planları o olsa bile ondan hiç korkmuyorum. İnşallah dürüst seçimi de yapacağız. Bu sefer sandığı değil, Yüksek Seçim Kurulu'nu da muhafaza edeceğiz. Dürüst bir seçimin yapılmasını sağlayacağız. Peki, ve halk iradesi, milli egemenlik geri gelecek. Çok teşekkürler. Tek kişinin de egemenliğini tarihe gömeceğiz. Çok teşekkürler. Cumhuriyet ne yapalım? Sadaşma yok. Yok. Bir cümle lütfen. Reklama girmemiz gerekiyor. Ben beş sene sonra şunu yapacak. Ben onu şöyle dedim hocam. Tamam. Niyet olarak söyledim. Ben beşinci günde gönderelim. Bırak 5 seneyi de. Tamam. Ben 5 yıl sonraki niyetleri bu demek istedim. Tamam, anladım. Onu teşekkürler. Bu arada Sayın Selin Sayekböke ki Türkiye'nin sayılı ekonomi uzmanlarındandır. Şöyle demiş bu akşam bir programda. Türkiye Varlık Fonu borçlanmak için kurulmuş ipotek fonudur demiştik. Şimdi Varlık Fonu yabancı bankalardan borç arıyor. Hazine fona para aktarmaya hazırlanıyor. Yani bu zamların falan arkasında yatan neden budur. Ve Türkiye Varlık Fonu bir ipotek kurumudur şeklinde bir açıklaması var Sayın Selin Sayekböke'nin. Efendim şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra çok önemli konuları gündeme getireceğiz. Bu arada bir özel alkış. Şu arkada programın başından beri bayrak sallayan değerli konuğumuz için ve ayakta bizi seyredenler için istiyorum. Özel alkışlarınızı rica ediyorum. Ve reklamdan sonra aynı coşkuyla sizi bu salona bekliyorum. Sağ olun, var olun.